9. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın Orgenel Hulusi Akar Bulvarı ve Aşık Veysel Bulvarı kesişimi katlı kavşak projelerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususuna azan komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Buyur Özgür Bey. Başkan, bu Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki yerde şu anda zaten yaklaşık 15 gündür inşaat çalışmaları başlamış durumda. Burada yapılacak şeyin neviyatı nedir? Bir bilgi alabilir miyiz acaba? Ne yapılıyor? Biz bilmiyoruz. Bir inşaat yapılıyor ama ne yapılıyor? İyi bir şey, iyi bir şey. Bir görelim başkanım bilgisi. Hamdi Bey, bilgi verelim. Buna geçmeden evvel Talas Belediye'mizin sınırlar içerisindeki malumunuz tramvay hattı ile ilgili yapılan ihale hayırlı olsun inşallah. 6 tane de oraya tramvay alıyoruz. Bu çalışmanın da bir parçası. Evet. Tamam, oraya gelince ben gündem değil, oraya da taşımayacağım. Dediğim çizgi içerisinde de kalsın. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Kayseri'den Kapadokya'da bir hızlı tren veya bir tramvay hattı kuralım Sayın Başkanım. Helal olsun sana. Sağ olasın. Buyur Hamdi Bey. Sağ olun. Hulusi Akar Bulvarı ve Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği kavşak biliyorsunuz şu anda çok yoğun olarak kullanılıyor. Şu andaki sayımlarla bile yaptığımız simülasyonlarda ve şu andaki yürürlükte olan yönetmeliklerde burasının katlı kavşak yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda burası şu anda biliyorsunuz Talas'tan üniversitenin içerisinden Aşık Veysel Bulvarı'ndan devam eden bir raylı sistem hattımız var. Yine biraz önce başkanımın belirttiği gibi Anayurt Mahallesi diyeyim, Anayurt'tan yine buraya kadar olan yeni bir raylı sistem hattı ihalesi yaptık. O başlayacak. Öyle olunca burası iki adet raylı sistem hattının kesiştiği bir bölge. Artı lastik tekerleklerinde çok yoğun olarak kullandığı bir bölge. Biliyorsunuz şu anda viyadüğe kadar olan kısmı bitirdik. Hulusi Akar Bulvarı şu anda kesintisi olarak viyadüğe kadar devam ediyor. Öyle olunca buraya uzun süredir proje çalışıyorduk. Yaptığımız analizler sonucunda Hulusi Akar Bulvarı'nda yani Köşk Mahallesi tarafından geldiğiniz zaman alt tarafa dalıyorsunuz ve o kavşağı alttan geçiyorsunuz lastik tekerlekli de. Üstte her iki hattan gelen demir tekerlekli yani tramvay araçlarımızın kesişim noktası oluyor. Tramvayımız üstte oluyor. Sola dönüşler ise iki adet altta ve üstte yaptığımız U şekli alt geçitlerle oluyor. Böylece buradaki trafiği kesintisiz bir şekilde akıtmış oluyoruz. Başkanım şöyle çok fazla bir şey aklımızda kalmadı. Söylendi elbette ki ama bunu bir sonraki mecliste biraz sunum görsel olarak alabilir miyiz? Biz açıkçası geciktik. Başkan Bey bize talimat vermişti. Buranın bir animasyonu, simülasyonu evet, hazırlayın diye. Evet. Bu meclise yetiştiremedik. Ben diğer meclise onu sunarım. Başkanım bir de aynı buradaki hassasiyeti şeyde lütfen gösterelim. Bu İpek Sarayı'nın önünde bir kavşak var. Oraya gelince insan çıldırmaya başlıyor. O kavşağı nasıl kodluyorsunuz bilmiyorum ama İpek Sarayı'nın önündeki kavşak diyorum ben. Orada otomobille de tramvayla da çok ciddi sıkıntı var. Bir an evvel oraya da el atılmasını talep ediyorum. İnşallah o da projelerimizin arasında bu Talas hattı da eklenince zaten yük biraz daha artacak. O açıdan orada mutlak gerek var. O konuda projelendiriliyor. İnşallah onu da kısa zamanda gündemimize alacağız. Bir yüz kağıt lazım senin oradan aktaracağız diyor. 100 milyon değil mi inşallah? Herhalde orada bir 100 milyon mu buluyor? Ha? Minimum 100 milyon lazımmış evet. Oraya. İpek Sarayı mı oraya? Bir de buradaki kavşak ne zaman biter? Tahmini bitim süresi var mı? 7-8 ay. Bura kısa sürede inşallah. Alan firma da güçlü bir firma, işi de bilen bir firma. İnşallah 8 ay dedi, 7 ay dedi. Oralarda bitecek. Peki. Efendim bu komisyon raporunun kabulünü oylanacağız. Kabul edenler etmeyenler o bile kabul edilmiş. Teşekkür ediyoruz.